Geçmiş olsun Azal'cığım. İyi misin biraz daha? İyiyim Sedam. Tamam. Bakarız şimdi neler olmuş. Beyler sizler nasılsınız? İyi Sedam. Çok şükür. Keyifler iyi mi? Şükür. Çok şükür. Bir şey kalmadı biliyorsunuz. Bir haftanın daha sonuna geldik neredeyse. Eyvallah. Yarın halk oyları açıklanıyor. Korumalar belli oluyor. Ondan sonra da final. İşte artık yavaş yavaş şöyle haftayı bir toparlayalım. Önce bugün iki tane bizim ilk bu evde başlayan ve sağlam giden ilişkimiz vardı. Bir tanesinin gelin adayının yorumları var. Bir ona bakalım ne diyecek erkekler evi, gelin adayları evi buna. Sen erkekler evinde senin konuşman gereken şey ne şu an? Didem. Didem de geç. Ne yapabilirim? Aran senin sevdiğin kadın, sevdiğini söylediğin kadınla aran açılmış. Fikir almak istiyorsan bunları paylaş, bunları konuş. Oturmuş eski sevgilisine aldığı hediyeden bahsediyor. Anladın mı? Eski sevgilisine anneler gününde hediye almış. Hani böyle bir şeye bir de normal bir tepki vermesini bekliyor Didem'in. Yani ne bekliyorum ne görüyorum. Hani ben mi çok anlam yükledim, ben mi çok şey bekliyorum bu adamdan? Artık onu yani diyorum ya, olgun bir adam aslında Adnan, hani yaşına göre. Ama bazen asla yapmaz dediğim şeylerde çok çok küçük şeylerde büyük fireler veriyor, anladın mı? Yani dolayısıyla kendimi geri çekiyorum. Biraz izleyeyim bakayım, dur ben yanlış mı düşünüyorum acaba bu adamla ilgili diyorum. Derdine derman olmak o kadar çok isterdim ki. Ama kendime hayrım yok. Evet Adnan, iki gelin adayı dertleşti bugün. Dün biliyorsun Azal yoktu. Buradaki tartışmaya tanık olamamıştı. Ne diyorsun işte, Didem'in gerçek duyguları böyle. Ya, izleyip görmek istiyorsa izleyip görebilir. Bundan yana sıkıntı yok da ben sanki çok büyük bir hata yapmışım gibi gidip orada anlatması. Benim büyük hatam yoktu. Tamam, yanlış bir şeyden bahsetmiş olabilirim. Ama yani geçmiş gitmiş bir şeyden bahsediyorum. Bunu bu kadar uzatıp da ben Adnan'dan geri çekiyorum kendimi, bunu düşüneceğim. Yani geçmiş gitmiş bir şeyden bahsetmen zaten beni rahatsız etti ya. Yani geçmişi bugüne sıçratmak. Onu anlamamışsın ki daha. Herkesin geçmişi var, bunu kabul ederek zaten yeni ilişkilere başlıyoruz. Yoksa yaşayamayız. Platonik bile olsa. Olayla ilgili, yani o günkü olayla ilgili öyle bir örnek geldi aklıma. O örneği vermek istedim Seda Hanım. Bunu da tutup da yine... Çok uzatıyor ya. Sen niye tekrar Adnan'ı bir gözlemlemek, bir kendini bir dışarı alıp dışarıdan bakmak istiyorsun? Bu kadar şüphe uyandıracak, seni kıracak ne vardı? Çünkü doğru analiz ettiğimi düşünürken onu ikidir yanılıyorum. Biri bu diyelim. Diğeri. Hani böyle bir şaka yapıldıysa Adnan çağırmamıştır. Fikir vermiştir ama çağırmamıştır dedim. Gamze başta çağıranlardan biri. O zaman beni hiç izleyememişsin. İkincisi, sence ben arkadaşlarımın burada... herkes beraber yaptığı bir şeye katılmayacak bir insan mıyım? Korkup da çekilecek bir insan mıyım? Aynı şeyi ben yapmış olsaydım. Aynı şeyi ben yapmış olsaydım. Hayır, aynı bir yeni gelen bir damat adayını çağırmış olsaydım. Hayır, empati kuruyorum diyorsun ya, hani empati değil diyorsun ya. Hiçbiriniz böyle bir şey yapmazdınız, yapamazdınız. Ama biz bunu Gamze'ye de yaptık. Diyorsun, diğer Gamze'ye de yaptık. Bak bu yapamaz. Yapamazdınız. Yapabilir miydiniz? Hayır, yani akıl edip mi yapamazlardı? Ne bileyim, cesaret edip mi yapamazlardı? Cesaret edip yapamazlardı Seda Hanım. Siz nasıl cesaret ediyorsunuz? Siz niye cesaret edebiliyorsunuz ilişkin varken? Ya bak, bunu biz daha önceden ilk defa yapsak tamam, haklısınız da biz bunu daha öncesinden de diğer Gamze'yi de yaptık. Biz erkekler evi olarak böyle şeyleri ortak bir halde yaptığımızı biliyorsunuz. Buna da aynı şeyi yaptığımızı niye düşünmüyorsunuz da özür bile sanki demedim, gerçekten bilemedim. Etkilenmişiz gibi bunu dile getiriyorsunuz. Yaptığın şaka seni rahatsız etti hayatım deyip özür bile dilemedin. Ama amacım bu değildi, amacımız buydu. Kusura bakma, özür dilerim, böyle bu kadar büyük bir tepki vereceğini tahmin etmemiştim deyip özür dileyebilirdin. Sen beni dinledin mi ki? Bana o kadar atar yapıp yapıp gelip bir de senden özür dilememi mi bekledin? Ben atar yaptığım konu bu konunun hariciydi biliyorsun değil mi? Vallahi bu konuda da gelip o öbür VTR'ydi, öbür atar yaptığım. Tam burada da atar yaptın, hatırlamıyor musun bahçede? Şimdi sonra ne yaptın? Tamam, sen beni izlemek mi istiyorsun tekrar? Kendi geri çekip. Ben bunu konuşmayı gündüz yaptım sen gelmeden evvel. Anlıyor musun? Anlıyorum. Sonra? Ya Allah. Sonra ne oldu peki acaba? Uzatmadım, sen de artistik. Bir kumrulaşma oldu mu sonra? Yok canım, ben ondan sonra ona haddini bildirdim.
Sonra olumlu şeyler olduğunu ben de gördüm. Çok kurnaz ya. Öyle öyle iyi çözmüş ki beni. Ama işte aslında evet. Bu da maalesef. Çok iyi çözdüm. Aslında var ya seni bağırdım, süründürmek var. Bağırdım ve şey yaptım yani. Evet. Bu da marifet hanım. Beni biliyorsunuz. Seda Hanım geldi buraya, ben diyor atar yaptım, gider yaptım, şöyle yaptım. Ben bağırdım diyor, o sustu diyor. Tam İzlediğinde görürsün Semih'ciğim. Adnan öyle dediğinde ne olduğunu biliyoruz ya genellikle. Evet evet. Doğru. İzlediğinde görürsün. Onun dediğinin aksini bir tahayyül et. Saçmalamayın. Çifte kumrularımız maşallah. Niye Adnan hep görmek istediğimiz o zaten? Yok, ben gayet sert bir tavırla kendisini uyardım. Neyse. Demediydim. Tamam, o zaman bu tavrını koru. Bu bizde makbule geçti bu tavır. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Aşkı bulmak.